Merhaba. Bugün birkaç soruyla başlamak istiyorum. İş yerinde, işe odaklanmışken birdenbire gelen cep telefonu mesajları, WhatsApp mesajlarıyla hemen bakma ihtiyacı duyuyor musunuz? Öğrenciler, ders çalışırken dikkatiniz televizyona, müziğe, radyoya, internete, laptopa kayıyor mu? İki işi aynı anda yapma ihtiyacını son günlerde daha da sık hissediyor musunuz? Evet, bugünkü konumuza bunlara evet diyorsanız dikkatle dinlemelisiniz. Çünkü bugünkü konumuz dağınık beyin sendromu. Nedir bu dağınık beyin sendromu? Aynı anda birçok işi yapmaktan dolayı beynimizde zorlanma, dikkatimizde dağılma ve diğer psikolojik, bilişsel, zihinsel işlevlerde zorluk görülmesi. Basit anlamda bir koltuğa iki karpuz değil aynı anda beş karpuz sığdırmaya çalışma ya da halk diliyle beynimizin bir anlamda yanması, sigortaların atmasına dağınık beyin sendromu diyoruz. Evet, toplumu etkileyen ciddi bir tablo ve bu da aynı zamanda çağın, modernitenin getirdiği bir yan ürün olarak değerlendirebiliyoruz. Nedir klinik tablosunda neler var? Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, iş kalitesinde ve verimde azalma var. Ne oluyor? Aynı anda birçok şeyi yaparken bizim bu durum beynimizi olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkileyen beyin durumunda yaratıcılığımız azalıyor, işte hatalar yapıyoruz, verimimiz düşüyor ve bunlarla birlikte tükenmişlik sendromu ve depresyon, kaygı bozukluğu, stresin yönetilememesine bağlı gelişebiliyor. Nedir? Son dönemlerde hayatımıza giren teknolojinin yan ürünleri, e-postalar, WhatsApp mesajları, SMS'ler, sosyal medya hesapları, yoğun iş toplantıları, yardım isteyen iş arkadaşları. Sonuç ne? Bir sürü çeldirici uyaran ve açık ofiste de çalışıyorsanız birdenbire dikkatinizin dağılması ve işe odaklanamamakla sonuçlanan bir tablo. Aynı anda birçok iş yapmaya çalışıyoruz. Otomatik pilotta. Verim azalıyor, beyin yoruluyor ve yapmaya çalıştığımız iki işi de tamamlayamıyoruz. 2007'de bu konuyla ilgili bir araştırma yapılıyor. Her ofis ortamında 3 dakikada bir mailler dolayısıyla insanların telefonlarına baktığını ve yaptıkları işi bıraktığını görüyoruz. Bu şekilde hem zaman kaybı, hem yaratıcılık kaybı, hem hata yapmada artış, hem yorgunluk ve günün sonunda şirkete ve kişiye maddi manevi hasar çıkıyor. Texas Üniversitesi'nde Beyin Sağlığı Merkezi'nde de bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada da aynı anda birçok iş yapma, yani multitasking'in kişileri daha donanımlı değil, daha stresli, daha depresif ve daha entelektüel kapasitelerinde azalma yol açtığını bildiriyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Keir Arthur ise insanda sürekli meşguliyetin ve üretken olma isteğinin, bu dürtünün daha iyi bir çalışan olmasını değil, daha az verimli bir çalışana dönüşmesine yol açtığını bildiriyor. Peki, acaba biz çalışanlar ya da öğrenciler ya da herkes, modern çağın bireyleri dağınık beyin sendromundan korunmak için neler yapabiliriz? Basit, pratik birkaç öneri vermeye çalışacağım size. Öncelikle hedefimizin single tasking, yani tek bir işe odaklanmak olması gerektiğini belirtiyorum. Öncelikle bir çevre düzenlemesi yapabiliriz. Daha az uyaranın olduğu, daha sakin bir odayı çalışma için seçebiliriz. Ve bu odaklanmamızı arttırır. İkinci öneride de bu merkezde, bu çalışma odamızda işimizi kesintiye uğratarak cihazları ortamda uzaklaşma ve ortamı bir nevi sadeleştirme önerebiliriz. Üçüncü önerimiz mesajlar, mailler, sosyal medya hesapları için kısıtlı bir zaman ayırma. Ve o zaman aralığına uyma. O zaman aralığına kadar bunlara bakmama, erteleme. Bunun dışında etrafı bilgilendirme. Yani çevredeki arkadaşlarımızı, aile bireylerini,
ve kesintiye uğramak istemediğimizi ancak sadece şu saatlerde münhal yani uygun olacağımızı bildirmek olabilir. Bir işe başladığımızda o işi bitirene kadar internet bağlantımızı kesmek, telefonlarımızı uçak moduna getirmek ya da WhatsApp'ı bir nevi kapatmak olabilir. Bir diğer öneri yapacaklarımızı bir liste halinde listelemek, önümüze koymak ve onları bitirene kadar başka işle ilgilenmemek olabilir. Bunun yanında tabii ki de her zaman önerdiğimiz iki şey var. Mindfulness meditasyonlarını hayatımıza katmak ve daha mindful olmak. Nedir mindfulness? Tekrar söylüyorum, bilinçli farkındalık, ana odaklanma, bir nevi anda kalabilme becerisi. Bunu mindfulness meditasyonlarıyla gelişebiliriz. Bir de her zaman dediğimiz gibi kendimize vakit ayırmak için zaman ayırmamız gerekiyor. Hayatımız sadece iş değil, her zaman daha çok çalışma, otomatik pilotta yaşama, bizi daha verimli ve daha çalışkan, daha sağlıklı insanlar yapmıyor. Bizden çok şey götürüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.